Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Karacaahmet Sultan ile ilgili videoyu paylaşacağım. Türbesi Üsküdar, Nuh Kuyusu Caddesi ile Gündoğumu Caddesi'nin birleştiği yerde Karacaahmet Mezarlığı'nın karşı köşesindedir. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Türbeye Gündoğumu Caddesi'ne açılan demir bir kapıdan girilir. Kapı üzerinde dört mısralı şu kitabe vardır. Ravza-i Feyz, İfutuf Karacaahmet'tir. Gel erenler, oku bir Fatiha, kıl istimda. Eyledi zevcesi, Fehmiye-i Hanım, Ruh-i Cun. Mathab-ı Amine, memuru Ziya Bey Bünyat, 1866-67. Cümle kapısının karşısındaki kapıdan türbeye girilir. Burada orta yerde etrafı bir parmaklıkla çevrilmiş olan büyük bir sanduka vardır. Üzerinde bir tarikat sikkesi, iri tesbihler ve baş tarafında muhtelif boy pirinç şamdanlar ve 24 mısralı bir levha bulunmaktadır. Duvardaki camlı bölümde ise Karacaahmet Sultan'ın hırkası, tesbihleri ve takkesi muhafaza edilmektedir. Türbe şimdiki şeklini 1866 tarihinde almıştır. Ondan evvelki durumunu kitabeden az çok anlatmaktayız. 1595 tarihine kadar üzerine sadece bir makam taşının bulunduğu sanılan kabrin etrafı bir duvarla çevrilmiş ve bir de kapı açılmıştır. Çatısı bulunmayan bu açık türbenin kapısı Nuh Kuyusu Caddesi'ndeki pozisyonundadır ve Nuh Kuyusu Caddesi'ne bakıyordu. Çünkü türbenin sağ tarafındaki mezarlık 1556 tarihinde Mehmet Rüştü Paşa'nın annesi Fatma Zehra Hanım'ın buraya gömülmesi ile bir kabristan haline gelmiştir. Türbe son olarak Avli Paşa'nın oğlu Ahmet Fuat Bey tarafından tamir edilmiştir. Karacaahmet Sultan'ın hayatı ile alakalı bilgiler net değildir. Enisinin Miratül Vefa adlı eserinde baba tarafından Enes B. Malik ulaştığı bilgisi mevcuttur. Babası Sulfi Abdullah diye meşhur olan Melik Şahab B. Kara Arslan, annesi ise Safiye Hatun'dur. Miratül Vefa'da verilen bu bilgilerin bir kısmı başka bazı eserlerdeki bilgilerle örtüşmektedir. Aşık Paşazade ve Ali Mustafa'ya göre Orhan Gazi devrinde yaşamış, Acem diyarında hükümdarlık yapan Süleyman El Horasan'ın oğludur. Başlangıçta zevk ve sefa içinde bir hayat sürerken bir vesileyle dervişliğe yönelmiştir. Anadolu'ya gelerek Geyve Akhisarı'nın fethine katılmış, fetihten sonra da buraya yerleşmiştir. Orhan Gazi 1359'da vefat ettiğine göre Karacaahmet'in de bu tarihe yakın yıllarda hayatta olması gerekir. Ancak bu durumda enisi ile diğer kaynaklar arasında bir asırlık bir fark oluşmaktadır. Hacı Bektaş Vilayetnamesi'nde Karacaahmet'in Anadolu erenlerinin gözcüsü ve Sivrihisarlı Şeyh Nureddin'in müridi olduğu ifade edilmektedir. Vilayetnameye göre Hacı Bektaş Veli Anadolu'ya geldiğinde Karacaahmet Anadolu'na bulunuyordu ve Fatma Bacı'nın uyarısıyla Hacı Bektaş'ın Suluca Karaöyük'te olduğunu yanındakilere bildirmiş ve bazı kerametlerini gördükten sonra da yanına giderek kendisine intisap etmiştir. Orhan Gazi döneminde Bizanslılarla yapılan Pelakonon Savaşı'ndan sonra Üsküdar'a gelerek bugün kendi adıyla anılan türbe ve mezarlığının bulunduğu bölgeye yerleşen Karacaahmet, burada kurduğu tekkede çok sayıda mürit yetiştirmiştir. Tekkesi Osmanlı-Bizans sınırında bir tampon bölge görevini görmüştür. Karacaahmet'in Üsküdar'daki türbesi adını verdiği semtle Nuh Kuyusu Caddesi ile Gündoğumu Caddelerinin birleştiği köşededir. Evliya Çelebi'nin tekkenin varlığından bahsetmesi, tekkenin 1630'larda faal olduğunu göstermektedir. Türbenin ilk çekirdeği 1539 yılında Gülhem Hatun tarafından yaptırılmıştır.
Üstü açık olan türbeyi Sultan 3. Mehmet'in annesi Safiye Sultan 1600'lü yıllarda kapattırmıştır. Sonrasında birkaç kez tamir görmüş. Bugün Karacaahmet'in türbesinin bulunduğu mezarlık Karacaahmet Mezarlığı olarak bilinmektedir. Ancak bu isim 1698-1699 yıllarında türbenin yapılışından 170 yıl sonra kullanılmaya başlanılmıştır. Karacaahmet, Rumeli'deki fetihlere katıldıktan sonra Üsküdar'daki tekkesine geri dönmüştür. Fakat tam olarak tespit edilemeyen bir tarihte, bilinmeyen bir sebepten pek çok dolayı Üsküdar'dan ve Osmanlı topraklarından ayrılmıştır. Sonrasında Anadolu'nun pek çok yöresini dolaşarak hem hastaları tedavi etmiş hem de kurmuş olduğu tekkeler vasıtasıyla Anadolu'nun İslamlaşmasına katkıda bulunmuştur. Osmanlı topraklarından geniş bir mürit kitlesiyle birlikte ayrıldıktan sonra ilk olarak Afyon'da bugün kendi adıyla anılan bölgede yerleşmiştir. Bölge beylerinden birinin akıl hastası kızını tedavi etmesi onun şöhretini daha da arttırmış ve burada kendisine geniş araziler vakfedilmiştir. Ancak kendisi bir süre sonra Afyon'dan ayrılıp Saruhanoğullarının hüküm sürdüğü Manisa bölgesine yerleşmiştir. Tarihi kayıtlardan onun Saruhanoğulları topraklarında bu beyliğin son hükümdan İshak Bey zamanında yaşadığı anlaşılmaktadır. Akhisar muhtemelen Karacaahmet'in son durağı olmuştur. Bundan sonra başka bir yere gitmeyip kurmuş olduğu tekkesinde hem ruh hekimliği yapmış hem de mürit yetiştirmiştir. Saruhanoğullarının vakfiyelerinde 1377 yılında Refak Sultan'a yapılan bir vakıf tahsisinde Karacaahmet'in şahit olarak adı geçmekte. 1390'da Hoşkadem Mescidi ve Yengi'deki Karacaahmet Efkafı'nın Karacaahmet Tekkesi'ne vakfedilmesine dair belgede ise artık yaşamadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda onun 1371-1391 yılları arasında vefat ettiği söylenebilir. İstanbul, Afyon, Manisa, Aydın, Sivrihisar, Göynük, Makedonya'da 7 türbesi bulunmaktadır. Karacaahmet'in ruh hastalarını tedavi eden bir hekim olduğu inancı günümüzde de devam etmektedir. Özellikle akıl hastaları üzerinde büyük bir etkisinin olduğu rivayet edilir. Karacaahmet Sultan Üsküdar'daki makamı 1539 tarihinde gördüğü bir rüya üzerine Gülfem Hatun tarafından yaptırılmıştır. İzlediğiniz için teşekkür ederim.